Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Figma programı ile yapmak istediğimiz şeyi tasarlayacağız. 3 buton var. Butonlardan birine basıldığında onun rengi yukarıda seçilmiş alanın rengiyle değişecek ve ismi buraya gelecek. Bunu JavaScript'te kodlamasını yapacağız ve çalışır hale getireceğiz. Bu projenin tasarımını yapmak için Figma uygulamasını kullanacağım. Bir frame açalım. Adına page diyelim. Genişliği 600 piksel olsun. Yüksekliği de 500 piksel. %100 boyutta görünsün. Şimdi arka plan için bir dikdörtgen çiziyorum. Bunun da kenarları 13 piksel yuvarlatalım. Bir tane daire çiziyorum üstüne. Bu daire şimdilik beyaz renk olsun. Boyutu da 90 piksele 90 piksel olsun. Üç tane renk butonu olacak. Onlar da 35-35 deneyelim. Kenarlığı olsun. Kopyalayıp yapıştırıyorum. 3 tane. Bunlar aynı doğrultuda olsun. Aralarındaki uzaklık eşit olsun. Şimdi bana bir de metin lazım. Burada da seçilen rengin ismi mesela beyaz ve renk kodu olsun. Şimdi ben şu renkleri kullanmak istiyorum uygulamamda. Bunları daha önceden belirlemiştim. Şu arka plan şu renk olsun. Renkler kırmızı, mavi ve yeşil olsun. Yazılarda şu renk olsun. Şunu biraz daha uzatacağım. Shift ile birlikte seçtiğimde toplu seçim yapabiliyorum. Şunun da kenarlıkları olmasını istiyorum. Biraz daha fazla olabilir diğer ikisinden. Şu yazılar 30 ortalanmış ve diğer yazıda Shift ve ok tuşlarıyla yön verebiliyorum. Yazının konumunu değiştirebiliyorum. 20 olsun. Bu da ortalanmış olsun. Fazla büyük oldu. 25 18 olsun. İkisini seçtim. Ortaladım. Sayfaya göre ortalamasını istiyorum. Tek seçip ortalıyorum. Evet. Görünümü
bu şekilde olan bir uygulama yapmak istiyorum. Bunun üzerine basıldığında bu renk ismi ve kodu buraya gelmesini istiyorum. Şunlara hangi rengin basıldığını bir seçim yapabiliriz. Bundan bir tane daha kopyalayayım. Genişlik olarak 4 piksel etrafı daha büyük olmasını istiyorum. O zaman 4, 4, 8 piksel ekleyeceğim 35'e. 43. 43. Kenarlık olmasın. Bu arkada olacak. Bunun arkasında. Oklar yardımıyla tam yerine koyuyorum. Seçim rengi olarak şeffaf yapabiliriz. Mesela 20, %30 olsun. Şu kenarlık renkleri çok koyu geldi. Şunu da ya da bir çember koyabiliriz. Seçimi belirtmek için. Şunu rengini biraz daha açık, biraz daha küçük yapalım. Ortalayalım tekrar. Arka plan kutusunu biraz daha değiştiriyorum. Evet, bu şekilde olsun. Şimdi burada nesnelerimin konumları şu noktaya göre X ve Y konumuna oturuyor. Ben şu kutuyu bir frame yapmak istiyorum. Böylece mesela bu kutunun X ve Y'si 256, 106. Ben bu kutuyu bu frame'in içine koyarsam değişti. 143'e 18 oldu. Bu kutuya göre X ve Y konumunu hesaplıyor. Burası 0. Şimdi diğer nesneleri de, diğer çizdiğim şey, nesneleri de buraya alıyorum. Şu arka planda kalacak şekilde. Projem bu şekilde olacak. Bunlardan herhangi birine bastığım zaman buradaki renk, ismi ve kodu değişecek. Yeni bir proje dosyası oluşturdum ve bunu Visual Studio Code programıyla açtım. Ön izlemeyi açalım. İlk olarak bana bir kutu gerekiyor. Buna box color diyeceğim. Box color eşittir create box. Bu kutumun genişliği 377, yüksekliği de 246 olacak. Evet. Sonra bu nesneyi ekranda ortalamak istiyorum. Yine bu nesnenin kenarını 13 piksel yuvarlatalım.
ve border'ını yok edelim. Bu nesnem bu. Şimdi şu nesneye bakalım. Bunu da bir kutu nesnesiyle yapabiliriz. 90'a 90 piksel boyutunda. Bu oluşturduğu nesnenin içine yeni bir eleman ekleyelim. Box selected color, seçilen renk kutusu eşittir. Yeni bir kutu. Ne yaptı? Bu nesnenin içinde yeni bir eleman olarak bir nesne oluşturduğumuz için o nesnenin içine taşıdı. Bu kütüphanenin bir özelliği, bize kolaylaştırmak için eklenmiş bir özellik. Şimdi son oluşturulan nesne rengi beyaz olsun. Genişliği 90. Yüksekliği de 90 piksel olsun. Nasıl yuvarlak yapacağız? 45 verirsek tam bir yuvarlak olmuş olur. Şimdi burada bunu, yani bütün yapıyı bir frame'in içine almamızın ve X ve Y konumlarının bu frame'e göre olmasını kullanacağız. Burada yuvarlak 143'e 18 X ve Y olarak. Bu aslında şurada verebiliriz. 143'e 18. Ne yapıyor? Soldan 143 piksel, yukarıdan 18 piksel boşluk. Genişliği ve yüksekliği de buradan verelim. 90'a 90. O zaman şu iki koda ihtiyacım olmayacak. Bunun border'ı 3'müş. Tasarımda 3 olarak yapmışız. 3 olarak verelim. Peki border'ın rengi, bu renk koyu gelmişti bize, sevmemiştik. Şu rengi kullanalım. 14, 14, 14. Biraz daha açık bir gri. Siyahtan daha açık bir gri. Dead nokta border color eşittir. 14, 14. Evet. Bu nesnemizde konumlandırdık. Bu nesnemizde seçilen renk. Devam edelim. Bize iki tane label nesnesi gerekiyor. Yine box color kutusunun içine ekleyelim. Label color name, renk ismi, create label diyelim. Bir de label color code diyelim. Renk ismi ve renk kodu. Şurada bakalım. Bunun X konumu 157. Y konumu 117. 25 piksel font size. Önce bir white yazalım. 10 size. Şöyle yapacağım. Soldan 0 piksel boşluk olsun. Yukarıdan buradaki Y'yi yazacağım. 117. Genişlik olarak box color'ın genişliğini vereceğim. Yani tam bir genişlik olsun. Yükseklik vermeyeceğim. Şu anda bakalım. Şuraya geldi. Bir de dead nokta text
ortalanmış oldu metin. Şimdi şöyle arka plana renk verirsem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Nesnenin genişliğini kutunun genişliğiyle aynı yaptım. Böylece yazıyı ortaladığımda tam ortaya gelecekti. Ve bu yazı istediğimiz kadar büyük, fazla yazı yazabiliriz. Bu ne yazarsak yazalım ortalanacaktır. Bunun içeriğini çünkü biz değiştireceğiz. O yüzden böyle yapmayı tercih ettim. Şu yellow'u kaldırabilirim. Bunda da aynı şeyi yapalım. 0, 1, 1. Bunun y'sini 146. 146 max color nokta bit. Tek nokta tek eşittir. Şimdilik şunu söyleyelim. Tek nokta font eşittir. 16 idi. Tek nokta eşittir. Center ve tek nokta opacity eşittir. 0 nokta 7. %70'miş. Bakalım. O da buraya geldi. Bu değişiklik olduğu zaman ekran boyutu ne olursa olsun bu şekilde ortalanacaktır. Şimdi sıra geldi. Şu 3 tane yuvarlağı çizmeye. Bunlar 35 piksel genişlik ve yüksekliğe sahip 3 tane yuvarlak. Renk 1 diyelim. Yine arka plandaki gri kutunun içine renk 1, bunları da bir kutu olarak oluşturalım. Mesela bunun x ve y'si 72, 192, 72, 192, 35, 35, 35, 35'miş. Burada olacak. Daha sonra bunun round'unu genişliğinin yarısı kadar, genişliğinin yarısı ikiye bölünmüyor, bir fazlası da olabilir. 18 diyelim. Yaparsak yuvarlak görünür. Kenarları ne bunun? Stroke var. 1 piksel. Orada kalır eşittir. Şu. Renk 1. Bunun aynısından altına bir daha kopyalıyorum. Mesela bu 3 renkte bir benzerlik var. Bu bir döngüyle de oluşturulabilir. Bu bilgiler bir dizinin içerisinde tutulup döngüyle oluşturulabilir. Şu anda 3 tane olduğu için ben 3'ünü bu şekilde yazmayı tercih ettim. Şu ikinciye bakalım. 171, 192. Yazalım. 171, 192. Rengi neymiş? Rengi de buymuş. Arayüz tasarım programındaki konum bilgileri bizim kod yazarken işimizi kolaylaştırıyor. Bir renge daha ihtiyacım var. O da color 3. Üçüncü renk. Ona bakalım.
270-192. 192. Rengi de buymuş. Ne oldu? Buradaki isimde değişiklik yapmadığımız için, güç yapmadığımız için bu nesneyi bozduk. Evet, şimdi tasarımımın aynısını yaptım. Şu seçimi de yapalım. Şu arka plandaki seçimi. Burada nesnelerle bunu basit bir şekilde çizebildiğim için bir resim kullanmadım. Yani buradaki tasarım programında çizdiklerimi export edip bunun resim olarak kullanmadım. Çünkü bunlar nesnelerle basit şekilde oluşturulabildi. Eğer oluşturulamayacak şekilde efektli ya da ikonlu nesnelerim olsaydı, o zaman onları parçalarını tek tek export edip burada nesne olarak, resim nesnesi olarak kullanırdım. Ama şu anda buna ihtiyacım olmadı. Bu seçimi de resim nesnesi olarak kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü her butona basıldığında bu halkanın rengini basılan butona göre değiştirmeyi planlıyorum. Onu yapalım. Yine box color'ın içinde olacak. Yine bir kutu olacak. Selected, seçilmiş renk diyelim. Sıfır sıfır konumunda olsun. Kırk üçe 43 genişliği ve yüksekliği. Bu sefer de bunun aynı isimde olduğu için o nesnenin bozulmasına sebep oldu. Bu ton diyelim sonuna. İsim seçmek önemli bir iş. Round verelim. 22. Border'ını da 2 yapalım. Border rengini de şimdilik şöyle yapalım. Arka plan rengini de şeffaf yapalım. Nasıl görüneceğini deneme amaçlı. Mesela Color 1'i seçelim. Şu nesneyi seçmek istiyorum. Ne yapacağım? Add nokta tab eşittir color bir nokta tab eksi kaç piksel daha büyüktü? 4'e 4, 8. 4 piksel. Yine aynı şekilde left eksi 4. 4 piksel küçülttüğüm zaman sola olan mesafeyi ve yukarı olan mesafeyi bu şekilde tam oturmuş oldu. Bu kodu bu şekilde kullanacağız. Bir buton, bir renk seçildiği zaman. Şimdi bu renklere bir isim verelim. Red, Blue ve Green diyelim. Ya da ara birimimiz Türkçe olsun. Bu nesneye, bu renk nesnesine color name diye yeni bir eleman ekliyorum. Bu elemanın içine de bu rengin ismini yazıyorum. Ona verdiğim ismi.
Bunu diğer nesneler için de yapıyorum. İkincisi maviydi. Üçüncüsü de yeşil. Bu bilgiyi kullanacağım. Renk bilgisini ise color'dan alacağım. Şu ikinci bilgiyi ise nesnenin color özelliğinden alacağım. Böylece görünümümü tamamladım. Şimdi bana bunları tıkladığımda bu işi yapacak bir fonksiyon lazım. Fonksiyonumun renk seç yapalım. Basılan nesneyi parametre olarak gönderecek. Tıklanan kutu diyelim. Deneme amaçlı print tıklanan kutu nokta renk diyelim ve bakalım. Bir şey olmadı. Çünkü henüz bu fonksiyonu nesnelerle bağlamadık. That nokta on click select color. Bunu diğer iki buton içinde yine yapıyorum. Birinci çalışmadı. Çünkü birinciye koymamışım. Onun yerine buna koymuşum. Buna koymayacağız. Birinci buton, ikinci buton ve üçüncü buton çalışıyor ve bilgileri gönderiyor. Şimdi başlangıçta bu görünmesin. Çünkü hiçbir şey seçili değil daha. Şunu da etiketleyeyim ki anlayayım bu kodun ne olduğunu. Visible'ını sıfır yapalım. Görünmesin. Loop'a ihtiyacım olmayacak. Tıklandığında selected color yani şu nokta color rengi tıklanan nesneyle aynı olacak. Bakalım. Evet. İkinci olarak şu yazı. Bakalım o yazının ismini. Color name. Nesne ismi şuydu. Onun ismi tabii bir değişken tanımlamadık onun için. Box color nesnesinin içinde bir eleman. Onun değişkeni. O yüzden onu yazıyorum. İsmi yine clicked box nokta. İsmini nereye yazmıştık biz? Color name diye bir eleman açmıştık. Ne yapacağız? Color name nokta text diyeceğiz. O da geldi. Bir de şu nesnemin ismini color kod. Color kod nokta onu da yine color'dan alacağız demiştik. O da geldi.
Ona ihtiyacım yok, print'e. Şimdi bir de şunu yapalım. Şu kodu keselim ve şunun altına yapıştıralım. Nasıl? Neydi bu? Selected color nesnemin top ve left'ini değiştireceğim. Tıklanan kutunun yüksekliği, yukarıya olan mesafesi ve tıklanan kutunun sola olan mesafesinden 4 piksel çıkartacağım. O zaman çıkarttıktan sonra şu anda görünür değil. Visible'ını 1 yapacağım. Artık kullanılabilir. Evet. Rengini de değiştirelim. Nokta. Neydi bunun? Hangi rengi kullanıyorduk? Border color. Çevre kenarlık rengini kullanıyorduk. Border color eşittir. Basılan rengi. Evet, kapatalım. Artık uygulamamız bu şekilde çalışıyor.